Hello. Merhabalar. Nasılsınız? Buradan var. Kamerayı kapatmadım inşallah. Kapatmamışım. Çok hoş. Ne haber? Nasıl gidiyor? Bugün şey yaptım ve ezan da okunuyor. Ev vlogumu çekeceğim. Taşındığım evi göstereceğim. Taşındığım değil aslında tam olarak. Çünkü bir şey taşımadım. Sadece laptopum ve giysilerim falan var. Bir de kitaplarım var. Bayağı bir şey taşımışım aslında. Bayağı ağır yapıyor. Her neyse ilk önce size benim köşemi göstereyim. Köşem bu. Bu ben buradan video olarak çekiyorum. Şu masa G230. Şu da yeni aldığım mikrofon hiçbir işe yaramadı. Şu benim adaptör işte. Şunu da su kaynatıyorum. Mutfakta değil burada çünkü burada kaynatmayı daha çok seviyorum. Daha pratik oluyor. Şurada boş bir soğuk çay şişesi duruyor. Geçen gün parti yaptık arkadaşlar. Gece boyunca oyun falan dedik. Dota, Counter falan derken bayağı hoş oldu. İşte gördüğünüz gibi benim laptop işte. Dandik bir ha ekipman şey yapayım. Şöyle bir şeyim var ama hiç ya da ekipman şeyini sonra yapayım yani. Ekipmanlar şimdi olmasın çünkü tanıtım falan açıklamam gereken şeyler var. Bu arada şu gördüğünüz şey var ya mouse hiçbir işime yaramadı yani anlamadım ben bunu. Bilen varsa şey yapsın. Çok aslında çok böyle baktığınız zaman çok böyle güzel, hoş görünüyor ama mouse'un bunun üzerine çalışmadı ilginç bir şekilde. Acaba bunu benim bunu yırtmam mı gerekiyor diye düşünmüştüm bir ara. Bilmiyorum yani çalışma neyse. Şu benim bardağım bir çay falan içiyorum. Şu defter fıstık ezmesi severim fıstık ezmesini. Bu da ucuz zaten gold değil mi? Evet reklamı da yaptım. Ücretsiz reklam yapıyoruz millet için. Şurada yatıyorum acayip dağınık çok ayıp oluyor ama olsun oyun gezer okuyorum bu arada. Daha açmadım onu. Evet daha az önce çektiğim şey vlogunu. Ne vlogunu? O kutu açılım şeyi falan bu benim dolap şöyle falan içinde sadece ceketler var şöyle göstereyim askılar falan koydum ceketlerim falan astım pantolonlar ceketler falan kıyafetleri şunun içinde falan tutuyorum şu iki çantanın içinde çünkü şu dolap çok ölümcül oraya giysi falan koymak istemiyorum şurada demirler falan var bilmiyorum görebiliyor musunuz göremezsiniz büyük ihtimalle şu anda demire dokunuyorum yok parlıyor hafif bir parlıyor şurada demirler var o demirler acayip ölümcül kaza geçiriyorduk hazır dolabı kurarken. Şu kalorifer ısınıyor, perdeyi yakmıyor Allah'tan. Yalnız şurada bir tane daha kalorifer var, o iptal olmuş. Ben de o yüzden oraya anahtarı falan koydum. Çalışmıyor, ben aslında çalışmasını umuyordum. O yüzden bilgisayarı buraya koydum. Zaten bir tane orada fiş var, bir tane de şu tarafta fiş var ama odanın bu tarafında fiş yok. O yüzden bir halt yapamıyorum yani. O tarafta çalışsam burada fiş yok. 2-3 tane uzatma kablosu falan gerekecek. Her neyse devam edelim. İşte şurada bu arada Google Fest'ten kalan şeyler. Google Fest'e gittik bir yer odaklanmıyor bu ya. İlginç bir şekilde neyse. Kalan tişört verdiler. Hoş bir tişört. Sularım falan burada hiç damacana falan uğraşmıyorum. Laptop temizleyici bir şey aldım. Şurada koltuk olduğu gibi ne var ne yoksa koltuğa koyuyorum. Bu benim değil. Bu arkadaşım da arkadaş burada bırakmış. Can. Şeyim burada. Çantam burada haberin olsun. Şöyle şuraya hiç terlikle basmıyorum. Şöyle direkt böyle ayaklarımla basıyorum. Çünkü böyle bir yer lazım yani illa ki böyle ayaklarımla basabilecek bir yere ihtiyacım oluyor. Odalarda o kadar ses geçirmiyor aslında. Yan tarafta falan konuşurken ses falan gelmiyor. Bilmiyorum belki hiç konuşmuyorlardır. Belki de çok çalışıyorlardır. Benim sesim oraya belki daima gidiyordu. Bir fikrim yok tabii bir şikayet falan gelmedi yani. Göreceğiz. Şurada biz gizli gizli uzaylı yetiştiriyorum. Bu arada şuranın ışığını açayım. Buradan uzaylılar mı yetiştiriyorum gördüğünüz gibi. Artık şaka yaptım. Bu oda her evde olması gereken zaruri oda. Zaruri ihtiyaçlarınızı burada gideriyorsunuz. Odaya da alışmama gerek yok. Şöyle bir odaya geçiyoruz. Karanlık. Şimdi bir şey görmüyorsunuz. Çünkü ben bu odada uzaylıları yetiştirmeyi planlıyorum. Amerika yolculuğunun sırasında kaçırdığım uzaylıları yetiştireceğim. Acayip eko yapıyor şu anda. O da bomboş. Sanırım bomboş kalacak. Çünkü tek kişi kalıyorum burada. Odanın hiçbir şeyi yok çünkü şuraya açtığınız zaman şu havalandırma boşluğundan acayip bir koku geliyor. O odayı açmak istemiyorum. İstemediğim için de çok havasız kalıyor. Ancak şu kapıyı açtığım zaman şey oluyor, havalanıyor. Onun dışında şurada ekstra bir kapı var.
Bir şey olursa da şu kapıyı kırarlarsa şunu koyacağız yanına. Breaking falan olursa. Şurada bir tane sopa var. Ben bu sopayla adam dövüyorum. Şaka şaka. Adam falan dövmüyorum. Sopaya ihtiyacım yok. Şuraya şöyle girersek. Şöyle ilginç bir şekilde iki tane elektrik var. Bunun ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bu hiçbir işe yaramıyor. Şu kapat açıyor. Şöyle ben çamaşırları buraya koyuyorum. Şu kaloriferin yanına koydum. Şey hatta şöyle koyalım. Şuradan falan dışarısı görünüyor işte. Şöyle çamaşır odası burası. Normalde burada ben kalacaktım ama buraya perde falan koymadık. Ayrıca yatak da almadım. Direkt salondaki çek yatak kalıyorum. Yatak almak istemedim. Ekstra harcama falan yapmak istemedim. Öyle olunca orada kaldım. Ben de hem internet şeyi de orada kalması da. Dediğim gibi bir kalorifer burada var. Bir de elektrik sobası almıştım. Doğalgazım yoktu. O zaman doğalgazı daha bağlatmamıştım. Bununla ısınıyordum. Şununla ısınıyordum gördüğünüz gibi. Onu da buraya aldım. Eğer çok ihtiyacım olursa ben çamaşırlarımı çok hızlı bir şekilde kurmak istersen biri bu. Bir de bol ısıtacak. Bir de pencereden ışık geliyor bol bol. İçeriye böyle ısıtıyor. Sokaktaki insanlar beni görüyor. Merhaba insanlar. Merhaba. Merhaba. Bu yani bu kadar. Başka bir şey var. Mutfağımı göstereceğim ben size. Çok ilginç bir mutfağım var bu arada. Şurası da giriş. Karanlık olacak biraz sonra. Size ilginç şeyler göstereceğim. Yok. İki tane şemsiyem var. Şu şemsiyenin bir yeri kırık. Şu şemsiyenin kırık değil. Normalde bunu almayacaktım. Şunu alacaktım. Ama bu çok büyük, aşırı büyük. Yanımda taşımak çok zor oluyor. O yüzden bir gün dışarı çıktım. Küçük şemsiyelerden bulurum diye aklıma geldi. Bulamadım, havada yağmurluydu, o yüzden bunu da almak zorunda kaldım, satın aldım. Ne yazık ki böyle bir şey yaptık. Her neyse, şurası falan kapı çok acayip küçük bir yer. Kapıyı açtığınız zaman ayakkabılarınızı koyacak yer olmuyor. İlginç bir giriş. Şurası falan işte. Mutfak, çaylar falan var. Şu kombinin içinden alev çıkıyor. Hiçbir fikrim yok, çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Evet, hiç kombi kullanmadım. İlk kez kombi kullanıyorum bu aralar. İçinden ateş falan çıkıyor bunun. İlginç bir şekilde korkuyorum. Ha, şurada hafta sonundan geldiği yerler işte cips, kola falan var. Kolayı fazla içmeyeceğim. Dışarıda kalıyorum. Bunu buzdolabına koymam gerek. Buzdolabında şu. Şöyle bir cisim var. Sanırım bu aspiratör. Normalde Kıbrıs'taki evde şurada bir baca oluyor. Aspiratör yani buradan havayı emdiği zaman buraya gidiyor. Buradaki bacadan dışarı çıkması lazım normalde. Bunun halterleri hakkında bir fikrim yok yani. Şu anda bunu satarım ben yani herhalde. Bir işe yaramıyor çünkü. Havalandırma yapacak. Tüm şeyi buraya yapacak. Bunu açtığım zaman her şey dışarı çıkacak. Ha, bütün gün kapalı bırakacağım bunu. Bir geleceğim bakacağım. İçeride artık böyle mutantlar falan yürüyor. Şunlar falan boş. İçeride hiçbir şey yok. Bunlar da hayvan besliyorum ben bunların içinde. Yani bu kadar. Fazla bir şey. Fazla bir şeyimiz yok aslında. Son derece basit ve sade bir ev. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay. Ah acıdı. Acıyor. Aa, yüzümü yüzümü çıkıyorum oğlum. Acıyor.